sistemleri ve bununla ilgili işte şu anda trend olan akıllı şebekeler gibi konularda projeler ürettim. Projelerin içerisinde yer aldım. Şu anda 2 yıldır Enzen adında yabancı bir şirketin Türkiye'deki temsilciliğini yapıyorum, öyle söyleyeyim. Ve burada da bir şirketimiz var, Enertest adı altında. Bundan önce, bir önceki işimde de Enersa'da Ar-Ge ve Enerji Otomasyon yöneticiliği yaptım. Yaklaşık 8 yıla yakın bir süre içerisinde. Bu bilgi birikimimi sizlerle paylaşmak istiyorum açıkçası. Bir şey daha söylemek istiyorum bu arada. LinkedIn'den gelen şu an sunum gözükmüyor bilgisi geliyor. Şu an sunum gözüküyor mu acaba? Tamam, geldi, bilgisi aldım. Şöyle bir profile baktığımda aslında ben sunumu hazırlarken daha çok hani enerji sektöründe çok tecrübeli arkadaşlar var biliyorum. Ama gelen tepkilerden diyeyim, yani reaksiyonlardan özellikle üniversite öğrencisi arkadaşların, çok genç arkadaşların çok olduğunu gördüm. Bu nedenle biraz daha ona göre bir webinar yapmak istiyorum aslında şu anda. Ve ona göre bir sunum hazırladım. Bazıları için, çok tecrübeli arkadaşlar için bazı bilgiler sıkıcı olabilir. Lütfen kusura bakmayın ama bu şekilde ilerleyeceğim. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sorularınızı lütfen chat kısmına yazın ama şu anda ben de sadece sunum gözüküyor. O nedenle ben sunumumu yapacağım. Aralarda sorular var mı diye sormak istiyorum. Ve webinarın sonunda soru cevap kısmı ile de devam etmek istiyorum. Çünkü şu anda online olarak ben yalnızca sunumu görüyorum. Şimdi hızlıca başlayacağım. Kendimi tanıttım. Bugün ajandamız nedir? Önce kısaca kendimi tanıtacağım diye düşünüyorum. Tanıttım. Enzen tanıtım. Bunu yapmayacağım. Şirket tanıtımı yapmayacağım. IoT genel görünüm. Buna neden ihtiyaç duyduk? IoT nedir? Başlığından sonra IoT'nin, yani nesnelerin interneti diyelim, enerji sektöründeki uygulama alanları neler olabilir? Enerji sektörü dediğimizde de çünkü yetmesek böyle tek bir şey yok. Kendi içinde üretim, iletim, dağıtım veya işte çok farklı alanlar, onların içinde bile kırılımlar yapabilirsiniz. Bunlara giriş yapacağım. IoT çözümlerinde sadece bazı örnekler vereceğim çözümle ilgili. Çünkü pek çok farklı çözümler var. Uygulama örneklerinde de case study, global anlamda bazı uygulama örnekleri vermeye çalıştım. Çünkü zaten Türkiye'de çok çok fazla örneklerimiz yok. Ama ciddi anlamda da bir ivmelenme söz konusu. Sonra da soru cevap yapmayı düşünüyorum. Tekrar teşekkür ederim. Hızlıca geçiyorum. Şirket tanıtımı yapmayacağım demiştim. Şimdi burada sayılarla nesnelerin internetini görebilirsiniz. Özetle aslında internete bağlanan cihaz sayısı çok artıyor ve bu aslında bütün sektörleri etkiliyor şu anda. Yani spordan sağlığa, otomotiv, belediye, tekstil, doğalgaz, enerji, su, her anlamda teknolojinin kullanımıyla birlikte hedefler değişiyor. Devletlerin bu dağıtım şirketleriyle ilgili verdikleri performans kriterleri değişiyor. Bu nedenle baş döndürücü bir şekilde gelişen bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Ve bu baş döndürücülüğü biz aslında görece daha yavaş ilerleyen utility sektörüne uygulamaya çalışıyoruz şu anda. IoT dediğimiz şey aslında akıllı şebekelerden bağımsız olarak düşünmeyeceğimiz bir alana doğru ilerliyor. Enerji sektörü için söylüyorum tabii ki. Ve neden tercih nedeni IoT, neden hızla gelişiyor? Çünkü bağlanmanın gücü diye bir şey var artık. Connectedness diyoruz biz buna. Herkes birbiriyle bağlı, her şey her şeyle bağlı. Birazdan göstereceğim şekillerde de. Şebeke eski şebeke değil, enerji şebekesinden bahsediyorum. Hedef kitle çok değişti. 7'den 77'ye hedef kitle artık. Çünkü bu anlamda tanımlar değişti, tarifler değişti. Sadece tüketici değiliz hiçbirimiz. Her birimiz aynı zamanda şebekeye elektrik gönderebilen, elektrik basabilen ve bu anlamda belki para kazanabilen prosumerlar olma yolundayız.
Bunun dışında farklı teknolojilerin gelişmesi de IoT'nin, akıllı şebekelerin tercih edilmesinin önünü açıyor. Devam ediyorum. Şebekelerden başlamıştık. Şimdi yukarıda şebekenin eski halini görüyorsunuz diyelim. Ben yine özür dileyerek şeye bakmak istiyorum. Tamam, sunumu görüyorsunuz. Ve sunum modunu alıyorum. Burada gördüğünüz gibi, lazer işaretçisiyle göstereyim. Akıllı şebekelerden önce çok konvansiyonel bir sistem var. Yukarıdan aşağıya tek yönlü bir elektrik akışını görüyorsunuz. Bu çok standart bir çizimdir. Pek çok farklı yönlerini bulabilirsiniz. Ama şunu anlamamız gerekiyor. Trend değişimi bunun yüzünden oluyor aslında. Yani nedir? Tüm dünyada karbondioksit emisyon oranının azaltılması ile ilgili hedefler var. Bu hedefler aynı zamanda enerji üretiminin farklı alanlara yönelmesine neden oldu ve bu enerji üretimi artık böyle şehirlere yüzlerce kilometre uzakta power plant'ten üretilip şehirlere ayrıca gelecek şekilde değil. Aşağıda gördüğünüz gibi şehirlerin kendi içerisine gömülmüş durumda. Rüzgarlar var, güneş var, depolama teknolojileri var. Kendi kendine yeten mikro şebekeler, birazdan bahsedeceğim mikro şebekeler diye geçen, kendi kendine yetebilen enerji derebeylikleri var. Elektrikli araçlar var ve bu artık enerjinin yönü diye bir şey, elektrik akımının yönü diye bir şey olmadığını ve bu anlamda bu trend değişimine teknolojinin ayak uydurması gerektiğini ve bunu ayak uyduramayan altyapıların aslında yeni ne diyelim yaklaşıma ayak uyduramayacaklarını getirdi. Bu bilgiye sahip olmaya başladık ve bununla ilgili de farklı teknolojiler gelişmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de enerji sektörü için tahmin edebileceğiniz gibi IoT teknolojisi. Ve şebeke neye dönüştü? Buna dönüştü. Şu an gördüğünüz şey. Yani nedir? Soldan sağa doğru şey yapabilirsiniz. Sol taraf saha. Yani size veri sağlayan Smart Asset Management Hub dediğimiz. Çok farklı şeyler söyleyebiliriz. IoT sensörlerinden alabilirsiniz bilgiyi. Trafolardan herhangi bir şeyden alabilirsiniz. Veya dronlardan alabilirsiniz. Bunun yeniden gözden geçirilmesine neden oldu? Yani aslında burada dikey yan yana gördüğünüz bütün alanlar şu anda tekrar tekrar yeni teknolojilerle, IoT teknolojileri bunların sadece bir parçası ilerlemeye devam ediyor arkadaşlar. Veri toplama, dronlar, uydu, IoT sensörleri, bunlar neden IoT sensörlerine ihtiyacımız var birazdan giriyor olacağım. Sonra haberleşme. Haberleşmeye tekrar bakmaya başladık. Haberleşmeye tercihleri değişti. Tukaka edilen eski radyo frekansıyla haberleşmeler tekrar gündeme gelmeye başladı. Ama bunların da farklı şekillerde, farklı amaçlarla kullanılması gerekti. Bunu da açacağım birazdan. Sonra Big Data diye bir şey çıktı biliyorsunuz. Zaten hani akıllı şebekeler, IoT dediğiniz zaman artık pek çok farklı sensörlerden gelen bilgilerin analiz edilmesiyle ilgili Big Data ve Data Analytics kısmının zenginleştiğini görüyorsunuz. Burada artık makine öğrenmelerden yapay zekaya kadar bulut bilişim dediğimiz çok yeni terminolojinin artık enerji dünyası içerisinde konuşulduğunu görüyorsunuz. Bunun yanına Relations and Optimism yani görselleştirmenin çok önem kazandığı bir zamana geldik. Bilenler bilir 2001 yılında biz ilk SCADA sistemlerini yaptığımızda bunlar çok şebekeden veya networklerden bağımsız, kapalı birer kutu, sadece operatörlerin ve ilgili mühendislerin bildiği ve anladığı görselliklerdi. Ama artık cep telefonlarına indirmemiz gerekiyor. Veya bir enerji şirketinde sadece şebekeden anlayan elektrik mühendisinin değil, yatırımdan sorumlu olan veya işte sayaç operasyonlarından sorumlu olan endüstri mühendisinin de şebekedeki yükü anlayabilmesi ve onu cep telefonundan hemen görebilmesi gereken bir yapıya evrildik. En sağa geçiyorum. IT-OT integration artık bilişim teknolojileri ve operasyonel teknoloji yani IT ve OT'nin entegre edildiği
Ve bunun yanında varlık yönetimi, regulatory reporting dediğimiz burada düzenleyici kuruluşlar var biliyorsunuz. EPDK var mesela. Onların talep ettikleri veya sadece düzenleyici olarak düşünmeyelim. Dağıtım şirketlerinin tüketicilere yönelik bazı yükümlülükleri var. Bunlarla ilgili raporlamaların üretilebildiği ve aslında her zamankinden daha öncesine göre çok çok daha önem kazanan, yani bütün bu trend değişiminin bir ciddi bir challenge olarak karşımıza çıkan siber güvenlik var. Ve sağa baktığımızda bütün bunların hepsinin entegre bir çözüm olarak sunulmasını gerektiren yepyeni bir teknoloji ne diyelim akımı ile akışı ile karşı karşıyayız ve burada ben Türkiye'nin daha öncekisine nazaran, daha önceki teknolojik gelişmelere nazaran çok daha yetenekli, çok daha söz sahibi olabilecek ve projenin içerisinde yer alabileceğini düşünüyorum. Yani öyle bir kapasitemizin olduğunu düşünüyorum. Devam ediyorum. Buradan bir IoT platformundanın ne denir? Bileşenlerini söyleyeceğim sadece. IoT Epic'e. Yani bir tane uygulamanız var arkadaşlar. Bu uygulama aşağıda gördüğünüz IoT Devices'tan, yani IoT sensörleri veya cihazlarından yine üçüncü sıradaki IoT Communications Protocol ile tanımlanan o haberleşme ve haberleşme dilleri ile verileri toplayacak. Burada bu Communications ve Devices'ın başında IoT olmasının gerçekten bir önemi var. Çünkü bilin ki bu tip haberleşme protokolleri, haberleşme altyapıları veya cihazlar tamamen IoT'ye yönelik yeni tasarlanmış şeyler. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Daha sonra verilerin toplanması ve en sonunda da veri analitiğinin yapılabileceği, business intelligence uygulamalarının veya işte kimisinde makine öğrenmelerden bahsedilir vesaire. Ama bütün bu IoT bileşenlerinin olması gerekiyor bir IoT platformunun olması için. Az önce bahsettiğim şeyi söylemek istiyorum, haberleşme. Bakın burada gördüğünüz haberleşme sistemleri çoğu diyeyim yani hepsi değil. Bluetooth önce de vardı vesaire. Uydu haberleşmesi de vardı ama özellikle bu IoT teknolojisiyle birlikte gelişmiş ilk sırada gördükleriniz 5 tanesi tamamen bu teknoloji için geliştirilmiştir. Nedeni de şu, çok şey söyleyeyim, açık söyleyeyim. Şöyle elektrik bağlantısına ihtiyacı olmayan küçük bir belki sürekli sadece bir sıcaklık verisini belli periyotlarda göndermesi gereken cihazların haberleşme ihtiyacından bahsettiğimiz için artık IoT dünyasında veya işte bir trafonun yağının sıcaklığı, trafoya taktığınız bir vibrasyon sensöründen gelecek bir veriden bahsettiğimiz için haberleşme mindsetinin de tamamen değişmesi gerekiyor bu anlamda. Bu nedenle tanımlanmış yeni teknolojiler bunlar. LoRa şu anda yani dünya çapında en hızlı büyüyenlerden bir tanesi. Öyle söyleyebilirim. LoRa haberleşmesi. NB-IoT o da öyle ama NB-IoT daha çok altyapısı, GSM şirketleri altyapısıyla yani hücresel bir haberleşme. LTE-M de aynı şekilde. Sigfox ayrı bir LoRa'ya benzeyen ayrı bir operatöre ihtiyaç duyduğumuz haberleşme altyapıları bunlar çoğunlukla. Ve uygulama alanları da genelde aynı. Ve dikkat ederseniz security kısımları genelde high. Çünkü tamamen yani doğrudan internete veya işte bir gateway aracılığıyla internete bağlanan yani herkese açılan datalar olduğu için özellikle baştan tasarlanırken bunlar güvenlik anlamındaki ihtiyaçlar yüksek bir şekilde tasarlanmış, yüksek güvenlikli tasarlanmış durumda. Aşağıda göreceğiniz iki terimden özellikle bahsetmek istedim. Yanına yıldız koydum. LP1, Low Power One teknolojileri. Yani o gördüğünüz LoRa, NB-IoT, LTE-M ve Sigfox ve Wireless teknolojileri
LPWAN teknolojileridir. Low Power WAN, yani elektrik bağlantısına ihtiyaç duymadan 10 yıl 15 yıl boyunca kendince çalışabilecek bu ve sensörler özür dilerim ve kontrol merkezlerine veri gönderecek şekilde tasarlanmış haberleşme teknolojileridir. MQTT ise bir protokol. Bu da LoRa'nın da LoRaWAN protokolü var. Ama MQTT şu anda Türkiye'de artmaya başladığı için özellikle bahsettim. Şu an devam eden birkaç proje var MQTT ile. Özellikle Enersan'ın bir projesi var. Bu görece yine standart PubSub mimarisine uygun bir network protokolü. Ve bununla ilgili çalışmalar başladı. Bu protokolü kullanan, RTU'ları üreten, akıllı cihazları üreten yerli şirketlerimiz var. Ne güzel. O nedenle MQTT'yi ve LPWAN'ı çok duyacaksınız IoT ile ilgili projelerde. Uygulama alanlarına geçmeden burada kimseyi özür dilerim göremediğim için bakmak istiyorum. Devam ediyorum. Bir sorun var mı arkadaşlar? Birisi yazabilir mi? Ekran görüntüsüyle ilgili. Tamam. Hayır yoklar geldi. Devam ediyorum hızlı bir şekilde. Kimseyi de sıkmadan. Şimdi. Pardon. Hay Allah. Sunum şekline getiremedim. Tamam. Özür dilerim gecikme için. Şimdi enerjide IoT nerelerde uygulanıyor? Şimdi burada bir tane yüksek gerilim ve alçak gerilimi kısa bir karşılaştırmaya çalıştım arkadaşlar. Yani IoT teknolojisinde kullanabileceğimiz alanlar var. Ama az önce söylediğim gibi bu haberleşme protokollerinin neye göre tasarlandığını da burada neden böyle olduğunu da göreceksiniz aslında. Yüksek gerilim tarafında aslında standart olarak SCADA uygulamaları var daha çok. Şimdi tekrar işaretçiyi açayım. Lazeri. Şimdi en yukarıda biliyorsunuz ürettik elektriği, aşağıya geldik, TİH var. Yüksek gerilimdeyiz hala. Dağıtıma geldik. Bunlar indirici merkez, dağıtım merkezi demek. Kesici ölçü kabini demek. Bu arada DTM'ye geldik. Üçüncü seviye bu da dağıtım trafo merkezi. Şimdi buraya kadar aslında genelde yüksek gerilimden bahsediyoruz. Ve burada bir terminolojimiz şu. Bu sayılar çok az. Yani Enersan'ın Ankara'da kabaca başkent EDAŞ'ın yaklaşık 200 civarında dağıtım merkezi var. Dağıtım trafo merkezi yaklaşık 25 bindir. Yani piramit gibi düşünün, gittikçe artıyor. Ama tüketiciye geldiğinizde artık milyonlardan bahsediyorsunuz. Bu nedenle alçak gerilimde sayımız çok fazla. Sokaklardaki dağıtım kutularını, SDK dediğimiz dağıtım kutularını düşünün. Burada artık yüz binlerden bahsediyorsunuz. Ve şu anda aslında konvansiyonel olarak SCADA sistemleri dağıtım şirketlerinde yüksek gerilim tarafını görebiliyor. Ve gittikçe iyileştirilmesi gereken bir kesinti süresi baskısıyla karşı karşıya kalan dağıtım şirketleri artık bilgi anlamında bu alçak gerilim tarafından da bilgi almaya doğru bir eğilim gösteriyorlar kaçınılmaz olarak. Çünkü şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Yüksek gerilim tarafında aldığınız bilgi sizi herhangi bir sorun çıktığında atıyorum şu anda bir arıza oluştuğunda belki işte 3 kilometrelik bir bölgeye kadar izole edebiliyorsunuz arızayı. Ama alçak veya tahmin edebiliyorsunuz öyle söyleyelim. Size gelen bilgiye göre tamam şu iki dağıtım merkezi arasında diyorsunuz. O dağıtım merkezi arasında da çok ciddi mesafeler var.
Ama şu andaki performans kriterleri, yani enerjinin kesik olmamasıyla ilgili, işte 3 dakika 5 dakikayı keserse ceza vereceksiniz gibi kriterler olduğu için dağıtım merkezli dağıtım şirketlerine, alçak gerilim tarafında da bu tip merkezlerden de gelecek bilgilerin artması sonucunu doğuruyor ve dağıtım varlıklarının %85'i alçak gerilim tarafında. Yine bir örnek, burada bir tekat şemasını görüyorsunuz. Tekat şemasında alçak gerilim tekat şeması burada. 380 çıkışlar var, fiderleri görüyorsunuz burada, her birinin üçer faz çıkıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şu an konvansiyonel olarak SCADA sistemlerinden gelen bilgiler şu yukarıda, lazerle gördüğünüz yerde. Ama bizim aşağı taraflara doğru inmemiz gerekiyor. İşte burada artık IoT devreye giriyor. Yani şurada kullandığınız haberleşme teknolojileri, fiber, haberleşme protokolünüz IEC 104, akıllı cihazınız RTU, anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi kendi içerisinde standartlaşmış durumda, ama artık alçak gerilime girdiğiniz anda RTU'nuz artık IoT cihazı olacak. Haberleşme protokolünüz MQTT, haberleşme altyapınız LoRa. Örnek olarak söylüyorum bunları. Pek çok farklı şey tercih edilebilir. Peki enerji sektöründe nerelerde uygulanabiliyor? Akıllı şebekeler, akıllı şehirler de kullanabilirsiniz. Yararları optimum şebeke yönetimi, kayıp azaltımı ve enerji verimliliği. Hızlı geçeceğim yine. Varlık yönetimi yapabilirsiniz. Varlık yönetiminden kastım şu: IoT sensörleriyle, yani trafonuzun performansını, ömrünü ölçebilirsiniz. Şu anda dağıtım şirketlerinin böyle bir şeyi yok. Zaten dünyada da aslında genel anlamda iletim trafolarında daha çok bu tip uygulamalar var. Ama dağıtımda da, yani şöyle, siz bir trafoyu alıyorsunuz ve bildiğiniz şey onun fabrika verileri. Ve diyorsunuz ki, atıyorum şu an 15 yıllık ömrü olacak diye biliyorsunuz. Ama kullanım performansına göre aslında ürününüzün, yani özür dilerim, trafonun kullanım ömrünü, performansını aslında sürekli ölçebilirsiniz artık. Bunu o altyapı için özelleşmiş IoT sensörlerini bağlayarak, işte vibrasyon sensörü, işte yağ sıcaklığı, ortamın sıcaklığı, sargı sıcaklığı vesaire gibi pek çok farklı bilgileri alarak varlık yönetimi yapabilir. Sistemin size bu trafonun bu şekilde kullanırsa ömrünün işte 10 yıl değil 3 yıl olabileceğine dair, örnek veriyorum sadece bunları. Bunları yapabilirsiniz. Bunlar yeni şeyler. Akıllı aydınlatma, bu çok önemli. Akıllı aydınlatma ile enerji verimliliği. Biliyorsunuz LED dönüşümler var. Yani başka teknolojiler de birbirini destekliyor arkadaşlar. Ve akıllı aydınlatma ile hem enerji verimliliği sağlayabilirsiniz, hem de gereksiz aydınlatmanın önüne geçerek ulaşımda, işte araçlar geliyorsa aydınlatma yapılabilir veya park bahçelerde farklı aydınlatmalar yapabilirsiniz. Veya daha az enerji kullanırsınız ama aydınlatma olarak aydınlatmayı daha fazla yapabilirsiniz. Trafik kazalarının önüne geçebilirsiniz. Buradaki benefitleri yalnızca enerji gözüyle yazdım. Elektrikli araçlar artıyor, biliyorsunuz. Şarj istasyonlarından gelen veri analizleri yapabilirsiniz bu teknolojiler ile. Yük analizi yapabilirsiniz. Yani şöyle, dağıtım şirketinin SCADA, yani o andaki yükü SCADA'sından bilgi alarak, anlık olarak yükü anlayıp şarj istasyonundan araçlara ne kadarlık bir yük çıkışını sağlamanız gerektiğini, kısıtlamaları yönetebilirsiniz. Mikro şebekeler diye bir şey var. Mikro şebekeler, az önce çok kısa bahsetmiştim. Şöyle söyleyeyim, ana merkezi şebekeden bağımsız alt şebekeler kurabiliyorsunuz artık. Yani kendi kendine yeten. Buna site diyebilirsiniz. Adalardan örnek verebiliriz. Bunların yönetiminde ve bunların aslında merkezi şebeke ile birlikte haberleşmesinin sağlanarak bir arada yönetilmesiyle birlikte arz güvenliğini yine IoT teknolojileri sağlayabilirsiniz. Talep tarafı yönetimi arkadaşlar, şöyle düşünün.
enerjide konvansiyonel olarak hep üretim tarafını devreye alıyorsunuz, devreden çıkarıyorsunuz. Ama artık tüketim tarafında devreye alıp devreden çıkararak bir dengeleme sağlayabilirsiniz ve bu şunun da sağlıyor. Üretim tarafındaki maliyetlerin azaltılmasına yol açabilecek. Çünkü üretime artık rakip olarak tüketim tarafının yönetilebilirliğini eklemiş oluyoruz. Ve görüyorsunuz sağda hep arz güvenliğinden bahsediyoruz. Arz güvenliği bildiğiniz şey aslında. Yani enerjinin temin edilmesiyle ilgili zaman zaman sorunlar oluyor biliyorsunuz. Doğal gaz arzı ile ilgili sorun olabiliyor veya işte sanırım 4 yıl önceydi bir 31 Mart'ta tüm Türkiye'de elektrik kesilmişti. Mesela bunlara anında tepki verebilen bir yeni bir piyasa oluşumu var tüm dünyada talep tarafı yönetimi. Burada çok ciddi rol oynayacak IoT'ler ve son olarak da akıllı sayaçlar ile arz yönetimi ve enerji verimliliği sağlayabiliyor olacağız. Bunu az önce söylediğim alanları farklı bir şekilde göstermek istedim sadece. Burada gördüğünüz şey yeni enstrümanlar. Ya yani smart mobility var artık veya sanal virtual power plant, sanal enerji santrali. Sanal enerji santralini şey olarak düşünebilirsiniz. Tüketiciler olarak düşünebilirsiniz. Yani biz bir enerji ihtiyacı anında, enerji üretiminin pahalı olduğu bir anda bir üretim santralini devreye almak yerine tüketimi kısabiliriz. Bunları uzaktan atıyorum alışveriş merkezlerinin iklimlendirmeleri, ışıklandırmaları vesaire fabrikaların çok enerji tüketen bazı kısımlarını önceden sözleşmeler yaparak bunun piyasa oluşumları var. Onları az önce bahsettiğimiz bu sensörler vasıtasıyla kontrol ederek ciddi anlamda bir trend değişimine yol açabiliriz. Peki challenge'larımız ne? Az önce bahsettiğim gibi şu anda siber güvenlik ve standartlaşma. Bu çalışmalar devam ediyor arkadaşlar. Siber güvenlik alındı ama standartlaşmada şeyler henüz devam ediyor. Peki bunlar bileşenler yine. IoT çözümlerine geçiyorum şimdi. Buraya geçmeden yine bir kontrol etmek istiyorum. Özür dilerim. Tamam. Sorun yok sanırım. Kimse bir şey yazmamış sorunla ilgili. Ben hızlıca devam ediyorum. Evet. Şimdi çözüme geçeceğiz. Burada bir örnek görüyorsunuz arkadaşlar. Burasını bir şey olarak düşünün. Bir dağıtım şirketinin. Yine soldan sağa doğru bu sefer ters. Yani sağda sahadayız. Çevresel birimler var. Solda ise bir dağıtım şirketinin kontrol merkezindeyiz. Öyle düşünelim. Dağıtım merkezinde bakın çevresel birimler var. Röleler var. Data logger'lar var. Veri topluyor. İşte kesiciler, ayırıcılar. Bakın burada röleler var. Şimdi şurası zaten konvansiyonel arkadaşlar. RTU var. Bunlar sahadan veri topluyor. Burada hani IoT'nin nereye konumlandırılabileceğini göstermeye çalışıyorum size. Bunlar standart ve buradan şu anda hani herhangi bir şekilde vazgeçmek vesaire gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü buradaki veri ihtiyacı, haberleşme ihtiyacı, bandwidth ihtiyacı, merkezden oraya doğrudan komutların gönderilmesi gibi ihtiyaçlar devam ediyor. Burada hala DSL veya 4G routerlar, 5G hatta belki ihtiyaç veya fiber ihtiyacı ile bunlar devam ediyor. Ama IoT az önce gösterdiğim gibi artık daha böyle enerjide kılcal damarlar diyebileceğimiz alçak gerilimli veya enerji elektriğin götürülemediği yerler de var. Bunları suda da düşünebilirsiniz. Elektrik, özür dilerim, güçte de, enerjide de, petrolde de düşünebilirsiniz. Elektriğin götürülemediği yerlerde veya burada yine enerjiyle ilgili şeyler yap. Ya var.
Bu bilgileri artık IoT sensörler üzerinden alabilirsiniz. Aydınlatmadan alırsınız. Enerji var yok bilgisi. Bakın enerji var yok. Artık kılcallarda yani AG tarafında SDK'nın çıkışlarına bunları koyduğunuzu düşünün. Enerji dağıtım şirketleri için söylüyorum. Çok muazzam bir veri akışı başlıyor. Zaten Big Data'ya doğru o nedenle gidiyoruz. Kaçak bildirimi, puant bilgisi. Bunlar konvansiyonel SCADA'da yer almayan ama artık almanın da çok da bu bilgileri almanın da maliyetinin çok ciddi anlamda düştüğü ve daha düşük bant genişlikleriyle, daha düşük enerji ihtiyacı ile bu bilgilerin alınabildiği bir yer. Ve bunlar yine bir gateway aracılığıyla ister merkeze veya bir işte switch aracılığıyla doğrudan bulut bilişim diyebileceğin bulut üzerinden merkeze gidebiliyor. Ve siz bütün bu bilgileri artık SCADA artı IoT datayı artık burada işleyebiliyorsunuz. Ve data inanılmaz bir şekilde arttığı için işin içerisine IoT platformlar ve yine örnek olarak yazdım Big Data, Business Intelligence platformu dediğimiz Azure gibi platformlar çıkıyor. Çünkü artık bir veriyi tek bir alanda değerlendirmek lüks. Yani bir veriyi bir başka veriyle birleştirerek farklı analizler yapmanız gerekiyor. Big Data'da oraya doğru ilerliyoruz. Burada gördüğümüz örnek SCADA ile IoT'nin nasıl bir arada bulunabileceği ile ilgili bir örnek yapmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi burada da az önce bahsettiğimiz şey çok önemli. Güvenlik. Bu da yine sadece bir örnek olarak düşünün. Uçtan uça bir güvenlik kurgusunu yeniden yapmak zorunda bütün şirketler. Ve bununla ilgili çok ciddi şeyler var. Yaklaşımlar var, farklı yaklaşımlar var. Bunu bilgi olarak koydum ve neredeyse her anlamda RTO RTO ile haberleşirken veya RTO merkezle haberleşirken bilgi SCADA'ya ulaştı. SCADA'dan işte Business Intelligence platformu, IoT platformlarına akarken bile her anlamda bir veri güvenliği, yüksek güvenlik sağlamak gerekiyor. Firewall'lar, şifrelemeler, protokoller üzerinden authorization, secure authentication dediğimiz işte RTO bir komutu aldığında bana gerçekten yetkili bir RTO mu merkez mi, SCADA merkezi mi gönderiyor gibi şeyleri check edecek çok ciddi yeni güvenlik algoritmalarının gelişiyor. Bunu burada göstermek istedim. Devam ediyorum. Bu da benzer. Bunları bir de arkadaşlar bir PDF olarak daha sonra sanırım ulaşabileceksiniz. Çok emin değilim. Hem onun mühendisler odasının şeyleri. O nedenle bunları özellikle ekledim. Bu da güvenliğe farklı bir bakış açısı öyle söyleyelim. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki çözümlere gelelim. Çözümler. Bu bir IoT platformu arkadaşlar. Bir örnek sadece. Burada yine konvansiyonel bir şebekeyi görüyorsunuz. Ama IoT platformu artık sadece, yani SCADA artık IoT platformuna veri gönderen sadece bir alt bileşen. Bunun yanında artık IoT sensörlerinden gelen bilgiler var. Tarihsel bilgiler var. Bunlar çok önemli. Çünkü IoT platformu artık size prediction'lar yapacak. Gelecekle ilgili bazı öngörülerde bulunacak. Bu çok basitten karmaşaya doğru ilerleyebilir. Onun yanında bakım ve operasyonla ilgili bilgiler gelecek. Veya meteorolojik datalar gelecek arkadaşlar. Müşterilerden bilgiler gelecek. Siz böylece mesela kesintiler muhtemel bir kesintide kaç yüz bin kişinin etkileneceğini görebileceksiniz. Ve IoT platformlarının en önemli, en güçlü yanlarından bir tanesi de dashboard oluşturabilme, grafikler. Ve bu ihtiyacın dinamik olduğunu göstergesi aslında. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Konvansiyonel SCADA sistemlerinde genelde şöyle yapıyorsunuz. Rapor tanımlıyorsunuz. Mutlaka ki değişiyor ama yani kurulduktan sonra kurduğunuz sistemi raporları tanımladınız. Yani işte her sabah hangi raporlar otomatik olarak verilsin, neleri görmek istiyorum gibi. Bunlar çok çok fazla değişmiyorlar ama artık öyle değil. Hem regülasyonun yani EPDK tarafından gelen ihtiyaçlar çok dinamik, çok değişiyor.
hem müşteri taraflarından gelen ihtiyaçlar çok değişiyor. Bu arada müşteri de değil, prosumer diyoruz biz artık, üreten tüketici. Yani hepimiz hem aynı zamanda tüketiciyiz hem de potansiyel olarak üreticiyiz. Çatıdaki panelimizden olabilir, elektrikli aracımızdan olabilir. Ve IoT platformları bütün bunları değerlendirerek dashboardlar, grafikler oluşturma ve özellikle makine öğrenme algoritmaları üzerinden tahminde bulunabilme anlamında hala güçlendirilen platformlardır. Bu arada hani bitmiş, olgunlaşmış bir şeyden bahsetmiyoruz. Bunu da ısrarla söylemek istiyorum. Geçiyorum, bu bir örnek. Bakın burada da şemaları görüyorsunuz. Burada şey olarak düşünebilirsiniz. Bunlar, burada gördüğünüz grafikler çok hayati bilgiler ve aslında mesela bu dört grafik, dört farklı departmana gidebilir ve herkes kendisiyle ilgili bilgiye ulaşabilir hale geliyor olacak. Ve yine girişte biraz belirtmeye çalıştığım gibi artık yani yatırımcının veya işte şebekedeki elektrik tüketimiyle hiç ilgisi yok gibi gözüken muhasebe departmanındaki birisinin bile bu grafiklerle haşır neşir olması gerekecek ve bu da bu yazılıma herkesin, bu platforma herkesin ulaşılabileceği anlamına gelen bambaşka, yine hani mobil uygulamalarda da mobil uygulama desteğinin de olduğu platformlar üretiliyor olacak. Bunlar da donanımlar. Yine örnek sadece. Burada gördükleriniz akıllı özür dilerim, akıllı aydınlatma ile ilgili donanımlar. İşte lazer işaretçisini açayım. Mesela soldaki bir gateway gibi düşünebilirsiniz. Mesela yani ne yapıyor bu gateway? Şuradaki IoT sensörlerinden akıllı aydınlatma ile ilgili bilgi almış. Atıyorum işte armatürdeki bilmem ne arızasını anında gönderebilen. Mesela bu LoRa ile haberleşiyor. Bu da LoRa ile haberleşiyor ve Unigate dediğimiz bir yönüyle LoRa ile bütün IoT sensörlerinden bilgi alan, diğer yönüyle de kontrol merkezine 4G ile atıyorum fiber ile bilgi gönderebilen bir IoT gateway. Bu tip donanımlar hızla artmaya başladı ve kontrolleri bunlar sağlıyorlar. Son kısma geliyoruz artık. Burada örneklerden bahsetmek istiyorum. Case study'lerimiz var. Akıllı şehirler, akıllı aydınlatma, akıllı bariyerler gibi. Burası İspanya. İspanya'da bir akıllı şehir platformunun geliştirildiği bir proje bu. Bu proje Horizon projesi, yani Avrupa Birliği tarafından desteklenmiş bir proje. Burada IoT sensörleri üretildi arkadaşlar. İçinde neler var? Akıllı sulama, akıllı park, aydınlatma, enerji verimliliği. Turizm Big Data biraz daha farklı bir şey. Gerekirse konuşabiliriz gibi ve 13 şehirde uygulanan bir akıllı şehir projesi içerisinde IoT yazılımı ve IoT sensörleri geliştirildi. Bununla birlikte asıl hedef, mesela buradaki asıl hedef şeydi, enerji verimliliği ve turizmin artmasıyla ilgili bir çekim alanı oluşturmak açıkçası ve suyun ve enerjinin akıllı verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak. Bu proje büyüyerek devam ediyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Yine İspanya'da burada ise yine çöp yönetimi, akıllı aydınlatma ve enerji verimliliği ile ilgili bir platform projesi bu. Özellikle çöp yönetimi ile ilgili ürünler burada geliştirildi. Türkiye'de de var benzer örnekleri. Devam ediyorum. Mesela elektrik şeyle ilgili. Şimdi burada elektrik dağıtımı ile ilgili bu proje. Bu proje ne ile ilgili? Kayıp
özür dilerim, kaçak. Yani işte bir alana girilmeye çalışıldığında burada akıllı bariyerler var. Ve asset tracking yapıyor. Yani az önce bahsettiğimiz gibi. Pek çok farklı sensörler, kapının açık olup olmadığını. Ayrıca bu sensörlerin hiçbirisine elektrik bağlantısı vesaire gerekmiyor. Kendi içindeki bataryalar, piller yani batarya artık büyük bir şeyler için söylenebilir belki. Piller 10 yıldan fazla o bahsettiğimiz, az önce bahsettiğimiz haberleşme teknolojileri. Burada LoRa ile haberleşiliyor. Ve yine de tüm sistemin elektrik tüketimi burada ölçülerek Endesa'ya yapılmış bir proje. Birazdan smart bariyerlerle ilgili farklı bir projede göstereceğim. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili. Bu da böyle dağıtım şirketine yapılmış bir proje. Şu an şimdi gördüğünüz proje kabloların çalınmasıyla ilgili daha çok. Yine Open Door Detection var veya videolar üzerinden yani görüntü işleme ile akıllı sonuçlar çıkarabiliyor. Yani işte yani burada bir hırsızlık olma ihtimali var diye alarm gönderebiliyor. Ve kablo hırsızlığı çok ciddi bir sorun. Bahsedilmişti böyle bir şeyle ilgili ve 200 elektrik dağıtım merkezinde bu proje uygulanmış durumda. Akıllı bariyerler burada, bu da Londra'da yapılmış bir proje. Şöyle düşünün, bu çok kritik buluyorum ben bunu, çok önemli aslında. Birkaç dağıtım şirketiyle de görüşmüştük ama bu tamamen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili arkadaşlar ve herkesin sağlığı ile ilgili. Biliyorsunuz dönem dönem ciddi kazılar yapılıyor ve bu kazıların etrafına bariyerler konuyor mutlaka ama bu bariyerler zamanla yıkılabiliyor. Bir araba kaza yapmış oluyor, kimse gelip düzeltmiyor. Sonra işte Allah korusun ama çocuklar düşebiliyor vesaire. Bunun önüne geçmek için yapılmış bir proje. Bariyerlerde herhangi bir oynama, vibrasyon vesaire yer değiştirmede doğrudan herkese bilgi veriliyor. Bu İngiltere'nin en büyük dağıtım şirketi, enerji dağıtım şirketi olan UK Power Network için yapılmış bir proje arkadaşlar ve bu projede pilot olarak yapılmıştı ve devam ediyor. Devam ediyorum yine. Mesela jeneratör takip projesi arkadaşlar. Burada Sigfox altyapısı kullanılmış durumda. Basit gibi görünen ama aslında şirketlere ciddi anlamda gelir getiren projeler arkadaşlar bunlar. Ne önemi var? Enerji şirketlerinin ani ihtiyaçları için jeneratörler var. Ama bu jeneratörlerin mesela şöyle sorunlarla karşılaşıyorlar. Jeneratör ihtiyacı var. Oraya gönderiyorlar jeneratörü. Jeneratör de o an yakıt olmayabiliyor. Başka bir nedenden dolayı çalışmayabiliyor. Veya o yere uzak, gidecek yere uzak kalmış olabiliyor. Bütün bunların sonucunda ne yapıyor dağıtım şirketi? Yoksa gidiyor jeneratör kiralıyor. Yine İngiltere'de aslında yapılmış bir proje bu ve bunun aslında çok ciddi bir maliyet gideri olduğuna karar vermiş dağıtım şirketi. Jeneratörlere siz yine akıllı sensörler koyuyorsunuz. Yakıtı anlık olarak gönderiyor. İşte çalışabilir olup olmadığını periyodik olarak kontrol ediyor. O bilgiyi gönderiyor. Konumunu gönderiyor. Ve bununla birlikte merkezde de bir IoT yazılımınız ile siz basit bir şekilde mesela bir jeneratör ihtiyacı olduğunda bu sisteme girdiğinizde size oraya en yakın ve çalışabilir durumda olan jeneratörü veriyor ve oraya iş emri gönderiyor. SAP ile de entegre bir şekilde iş emri gönderiyor. Basit, simple is the best artık yeni dünyada. Çok karmaşık şeylere gerek yok gerçekten ve bu neredeyse yıllık İngiltere'deki şirkete 500 bin poundluk bir gelir getiriyor arkadaşlar. Sadece jeneratör kiralamayarak. Çok uzatmak istemiyorum. Çok farklı şeyler var. Bu da atık su arıtılmasıyla ilgili. Oradaki enerji verimliliğini sağlayan 50 tane arıtma tesisine yapılmış, uygulanmış bir proje. Yine burada akıllı sensörlerle şöyle kaynaklı
emisyonunu ve arıtma tesislerindeki o işte gazların ölçümüyle bunların optimum bir şekilde arıtmadaki o kullanılan kimyasalların optimum bir şekilde kullanılmasını sağlayarak oluşturulmuş bir enerji verimliliği. Biraz süreç sektöre özel geliştirilmiş bir proje ama günün sonunda ciddi anlamda gelir getirmiş ve Avrupa'da tam şeyi hatırlamıyorum. Ve sondur bu diye düşünüyorum. Çok oldu. Sıkmak istemiyorum kimseyi. Son olarak da akıllı aydınlatma projesi bu. Az önce bahsettiğimiz. Bu projeyi özellikle şunun için de ekledim arkadaşlar. Mesela anti panik mod. Yani burada akıllı şehirler ile ilgili de bir şey var. Yani şöyle. Kameralarla şu bilgiyi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir kalabalığın ani olarak işte deprem oldu veya başka bir şey oldu yönlendirilmesiyle ilgili size datalar gönderiliyor ve siz bir otomatik olarak bir rut çizdirip kalabalığın oraya yönlendirilmesini öneren bir sisteme sahip olabiliyorsunuz. Yani bu sistem içerisinde sadece akıllı aydınlatma yok, özür dilerim ben akıllı aydınlatma diye başladım da akıllı aydınlatma da var ama bu aydınlatma direklerine yerleştirilmiş kameralar ve speakerlar var. Yani oradan yönlendirebiliyorsunuz. Yani komutları merkezden veriyorsunuz ve insanlara duyurabiliyorsunuz sesinizi. Gibi çözümler. Burası yine akıllı aydınlatma. Burası da İspanya. Bahsettiğim için bitmemiş. Yine İspanya'da. Public safety ile. Bu az önce söylediğime çok yakın. Yani kalabalığı yönlendirebiliyorsunuz. Oradan bazı sonuçlar çıkabiliyor. Çıkarabiliyorsunuz. Akıllı sonuçlar çıkarabiliyorsunuz. İşte atıyorum işte bir bölgede hırsızlık oldu. Oradaki insanlarda bir ani insan şeyi davranışlarını bile analiz edebilen farklı şeylerden bahsetmişti. Buradaki bu projede çalışmış arkadaşlar. Ve sunumum burada bitiyor. Tabii ki sorulara göre ben bu sunuma geri dönüp bir şeyler yine şey yapabilirim. İsterseniz yazmaya başladı arkadaşlar. Tamam, yani şey söylemiş, oradan okumaya başlayacağım. Gardelen Hanım, yani Emo'dan. Sizin onayınız dahilinde katılımcıların webinara kayıt yaptırdıkları mail adreslerini iletebilir sunumu demiş. Kesinlikle ben bunu bir PDF halinde ve şirket bilgilerinde çıkararak göndereceğim. Bir soru var. Büyük data kontrol yazılımı olmadan nasıl gidip geliyor? Özür dilerim. Çok soruyu anlamadım. Büyük data kontrol yazılımı olmadan nasıl gidip geliyor? Yani şöyle yazılımdan kastınız yani şöyle şimdi akıllı cihazlar içerisinde bir yazılım var zaten ve bu yazılımın birbirleriyle konuştukları bir protokol var. İşte az önce mesela MQTT bu protokollerden bir tanesi. Bu protokol yani bu yazılım diyelim şeyi kontrol ediyor zaten. İşte veriler gitti mi geldi mi eğer bundan bahsediyorsanız. Veya bu bilgiler alındı diyelim bir kontrol merkezinde bütün bu veriler var ve Microsoft Azure gibi ve Business Intelligence platformuna gidecek. Burada da yazılımlar var. Devam ediyorum. IoT konusunda kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Nereden başlamalıyız? Hangi programları öğrenmeliyiz? Yani bu o kadar, yani bu aslında IoT'nin neresinde yer almanız istediğinize de ilgili bir şey. Sensör geliştirme donanım ise bu tabii Embedded C vesaire gibi bir şeye doğru kendinizi geliştirmeniz anlamına gelecek. Business Intelligence tarafında yer alabilirsiniz. Burada Microsoft Azure vesaire gibi platformlar, işte Python mesela veri analitiği ile ilgili bir şeyler yapacaksınız. Yapacaksanız Python'la ilgili şeyler olabilir. Yani hani ben çok doğrudan bir şey söyleyebilecek durumda da hissetmiyorum kendimi açıkçası. Ama çünkü çok alan var arkadaşlar. Şimdi Tayfun Aydın bir soru sormuş. IoT teknolojileri özellikle ana enerji merkezleri açısından kullanan ülke açısından olumlu olabilir. Ancak farklı ülkelerden gelecek IT kapsamındaki manipülasyonlara açık
açık olması bakımından, yani güvenlik açısından da bir zayıf nokta oluşturmuş olmuyor mu? Kesinlikle böyle bir endişe zaten herkesin olduğu için ciddi anlamda bir siber güvenlik. Bu, özür dilerim. Bu arada paylaşımı durdurayım. Umarım şimdi beni görebiliyorsunuzdur. Bir şey yanlış yaptım. Tamam. Şöyle. Burada aslında ülkemiz açısından en ciddi güvenlik açığı endişesi bulut bileşimle ilgili arkadaşlar. Çünkü bu hizmeti verenler genelde işte mesela Amazon Web Services var. Veya bunun gibi hani global. Onların da işte sunucuları İngiltere'de, Amerika'da. Türkiye'de sunucular kurulsa bile o anlamda bir güven endişesi her zaman var. Bunu görüyoruz. Yani bu kurumlarla çok fazla iletişim halindeyim ben de açıkçası. Bunu gidermek için kesinlikle yerli veri, ya bununla ilgili de bir ihale yapılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir girişim var arkadaşlar şu an Türkiye'de. Hani yerli bulut mu diyelim veya yerli veri merkezleri mi diyelim? Çünkü kesinlikle bu kötü niyetli insanların eline geçtiğinde çok ciddi sıkıntılar yol açabilecek altyapılar. Doğru. Şunu söylemek istiyorum. İşte az önce bahsettiğim 4 yıl önce 31 Mart'ta tüm Türkiye'de elektrik kesildiğinde ilk akla gelen şey de buydu. Yani TEİAŞ'ın SCADA sistemi hacklenmiştir. Oradan bütün yerlere, kesicilere kapat komutu gönderilmiştir. Bundan olmuştur gibi ilk akla gelen şeyler bunlar oluyor. O nedenle ben buradaki yerli çalışmaların devam ettiğini söyleyebilirim şu an size. Ve Türkiye yine Türkiye içinde bu platformların üretilmesi ve sensörlerin geliştirilmesi anlamında işte kötü bir yerde değil. Bunu söylemek isterim. Devam ediyorum. Avrupa Birliği projelerinden biz de faydalanabiliyor muyuz diye bir soru gelmiş Saffet Zengin'den. Şöyle, bizden kasıt Türkiye ise kesinlikle öyle. Zaten birlikte fonlanan şeyler ve Türkiye'de yine gittikçe artan bir şekilde Avrupa Birliği projelerinde ciddi anlamda yer almaya başladı enerji sektöründe. Yani sadece mesela ben enerji sahadayken biz sanırım 4 tane proje almıştık Avrupa Birliği. Horizon artı Eranet var. Belki daha fazlaydı. Pardon, daha bile fazlaydı. Bu anlamda iyi durum. Yani daha da iyi olmamız gereken bir yerdeyiz ama kötü değiliz, öyle söyleyeyim. Sunumu isteyenler var. Bir soru var. GES'lerde kullanılan SCADA'lar hakkında bilgi verebilir misiniz? Bir çatı GES için logger ve enerji analizörü kullanımı yeterli olabilir mi? Ya tabii bugünün gündemiyle çok ilgisi yok. Ama evet, yani bir logger ve enerji analizörü ile birlikte yani logger ne yapacak? Enerji analizörü verileri sağlayacak. Logger bu verileri log edecek, tutacak. Bir tane de tabii SCADA yazılımına veya böyle platforma ihtiyacınız var. Öyle söyleyelim. Okulumuzda özellikle hangi dersleri alırsak IoT'deki kariyerimize katkı sağlar? Şöyle IoT'de yani yazılım, bilmiyorum tabii hangi bölümden bahsediyorsunuz. Elektrik mühendisliği diye varsayalım tabii EMA olduğuna göre. Yazılımla bir şekilde ilgilenmek lazım bence arkadaşlar. Ama az önce söylediğim gibi yani bir donanım seviyesi de var. Yazılımdan haz etmiyorsanız, donanım tasarım derslerini de alırsanız IoT'de kariyerinizi yine katkı sağlayacaksınızdır. Yani endişe etmeyin. Bir soru var Furkan Aydın. Alçak gerilimde haberleşmede aynı zamanda elde edilen veriler ile beraber enerji taleplerinin uzun vadeli tahminlerinde çok yüksek tutarlılıklar sağlayabilir mi? Eğer halihazırda bir enerji tahminleme şirketiyle bir çalışmanız oldu mu? Olduysa biraz aydınlatabilir misiniz? Şimdi enerji taleplerinin uzun vadeli tahminlerinde ya şöyle aslında veriniz yani tarihsel veriniz ne kadar geçmişe dönük güçlü ise geleceğe dönük tahminlemeniz de o kadar tutarlı olabiliyor. Yani enerji sektöründe AG tarafında şu anda çok fazla olmadığı için ilk tahminlemeler belki çok doğru tutarlıkta olmayacaktır. Ama bu tahminleme algoritmaları da
Çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Yani şöyle, ben dağıtım sektöründeki büyük tahminlerden bahsediyorum tabii şu anda. Hani AG taraf alçak gerilimdeki tahminlerden bahsediyorsanız, onun için biraz daha veri toplama ve biraz daha zamana ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Enerji tahminleme şirketiyle bir çalışmam olmadı. Yani o konuda bir çalışmam olmadı. Yani öyle şirketler var, hani tanıdıklarımız var, ama hani bununla ilgili ne soracaktınız onu bilmiyorum, ama yani hani tanıdıklarımız vesaire var, bilmiyorum. Görüşmek isterseniz de belki öyle bir bilgi sağlayabilirim. Yerli IoT cihaz ve yazılımı var mı? Var arkadaşlar. Murat Başkan sormuş. Var. Gittikçe de artıyor. Mesela akıllı cihazlar var. Şu anda mesela Enersa'ya, biz de bir proje yapıyoruz. Enersa dağıtım şirketleri içerisindeki ilk IoT projesini yapıyor diyebiliriz. Demant IoT projesi. 1.000 kadar merkezde ki veriler, bunlar analiz verileri, enerjiden üzerlerinden toplanmış veriler merkeze iletiliyor. Burada yerli cihazlar kullanılıyor. Tabii yani şöyle, entegreleri ne kadar veya yerli ise o kadar yerli. Ama üretim tamamen burada, tasarım tamamen burada, gömülü yazılımları burada, IoT yazılımı burada. O nedenle yerli cihazlar, donanımlar da var arkadaşlar. Devam ediyorum. Teşekkür edenler var. Ben çok teşekkür ederim. Muhammed Zeyrek, yeni mezun elektrik mühendisi olarak mobil uygulama geliştirme üzerine ağırlık verdim. Yaklaşık 5 aydır mobil uygulama geliştiriyorum. Aynı zamanda Python'da veri analizi konularında kendimi geliştiriyorum. Bu sektör için çalışmalarım ve seçtiğim konular yeterli midir? Bence iyi bir başlangıç. Sonuçta veri analitiği ile ilgili şu anda ilk başa önde yer alan yazılımlardan bir tanesi Python zaten. Ve mobil, bu işin vazgeçilmesi. Hedefinizi de bu olarak seçtiğinizi de düşünerek bence iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Naçizane bana sorduğunuz için. Merhaba, bitirme projesi. Ya biraz kişisellere de geçmiş. Olabildiğince cevap vermek istiyorum. Bitirme projesi yapacağım. Konum Designing Programmable IoT Gateway for Smart Factories. Bu dizayn kısmını ne kadar genişlikte tutmam gerekir? Yani nereden başlayacağımı tam olarak kestiremiyorum. Şimdi burada Smart Factories olduğu için inanın ben de bilemiyorum açıkçası. Çünkü enerji değil. Burada siz akıllı fabrikalardan bahsetmişsiniz. Ama bunu ayrıca da belki konuşabiliriz. Yani bir mail vesaire gönderebilirsiniz. Olabilir. Teşekkür edenler var. Sorular bu kadar diye görüyorum. Birkaç dakika daha bekleyebilirim. Bir tane soru geldi yine Furkan Aydın. Sunumunuz esnasında bir standartlaşma ihtiyacından bahsetmiştiniz. Standartlaşmadan kasıt Modbus'un sektör üzerinde bir standart haline gelmesi durumu gibi midir? Yoksa başka bir durumu mu kastetmeye çalıştınız? Buna benzer bir şeyi kastetmeye çalıştım. Aynen. Yani mesela işte akıllı aydınlatma yapacaksınız. Şu an standartlar birbirleriyle çarpışıyorlar. İşte LoRaWAN var, MQTT var. Farklı standartlar var. Bu elektrikli araçlarda da böyle. Bu aslında olgunlaşmamış her sektörde böyle. Bir süre sonra bunların kazananları oluyor. İşte Modbus bunlardan bir tanesi. IEC 104 bunlardan bir tanesi. Ama görece yeni bir teknolojiden bahsettiğimiz için büyük oyuncular hep kendi standartlarını oluşturma ya çalışırlar. Bu hep böyle. Mesela elektrikli araçlara gittiğiniz zaman Japonya'da CHAdeMO diye bir standarttan görürsünüz. Amerika'da başka bir standart var. Avrupa'da Volkswagen grubu başka bir standartla şey yapıyor. Charging standart. Bu kablo standardı da geçerli bunun içerisinde. Arabayla bu kablo sonuçta konuşarak bir handshaking yapacak. Bu standartlar bile farklı arkadaşlar. Bundan bahsettim. Özel bir soru daha var. OSB'lerdeki fabrika üretim hanelerde ne tür IoT kullanımları mevcut? Enerji verimliliği açısından okuyabileceğimiz uygulanmış bir proje mevcut mu acaba? Yani Türkiye'de OSB'lerde çok bir IoT kullanımının şu anda mevcut olduğunu maalesef düşünmüyorum. Üretim sektöründen bahsediyorsanız, o konuya biraz uzak olduğum için bir şey söylemek istemiyorum, ama enerjiden bahsediyorsanız henüz çok erken. Yani OSB'lerde henüz
bildiğiniz anlamda SCADA sistemleri bile çoğunda yok. IoT sistemlerinde görüntü işleme olarak hangi teknikler kullanılıyor? OpenCV ile bu alanda görüntü işleme yapılabilir mi? Bilmiyorum, inanın. Bu konuyu bilmiyorum. Yanlış bir bilgi vermek istemem. Mezuniyet sonrası için mesleki yönelimlerimizi nasıl belirlememizi tavsiye edersiniz? Nereden başlamalıyız? Teorik bilgi öğrenmek haricinde. Ya açıkçası eskiye nazaran bu anlamda yönlendirici işte YouTube veya tool'lar falan o kadar çok ki. Ben hani burada şeyi öneririm sadece. Neye eğiliminiz var? Neyi yapmaktan keyif alarak yapıyorsunuza odaklanabilirsiniz. Yazılım, donanım bunların bile alt kırılımları var. Mobilde bile Apple, Mac, özür dilerim, iOS veya Android seçebilirsiniz. İşte Java, işte Android seçerseniz Java'ya yaklaşmış oluyorsunuz falan filan pek çok farklı şeyler var. Yani kendinize doğru soruları sorarsanız bence IoT içerisinde hemen her alanda yer alabilirsiniz. IoT sistemler için 4G sistemi şimdilik yeterli mi yoksa 5G'ye ihtiyaç olacak mı? Tekrar söyleyeyim. IoT dediğiniz zaman 4G ve 5G'den çok. Çünkü bunlar çok enerji tüketen haberleşme sistemleri arkadaşlar. Yani şöyle bir enerji bağlantısı varsa 4G zaten yeterli. Ama bir enerji bağlantısı yoksa o sensörün, IoT sensörün veya ihtiyacı yoksa ki bu önemli şeyler, önemli bir şey arkadaşlar. Yani evinizde bile elektrik varsa bile bir yere sensör taktığınızda buna enerji bağlamak için oturup eğer duvarları kazımanız gerekirse mesela atıyorum. Bunun yerine wireless tercih etmiyor muyuz evimizde de her zaman? Bunun gibi düşünebilirsiniz. Kablosuz haberleşme IoT daha çok. Bu da LPWAN teknolojileri, low power yani LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT gibi teknolojiler var. Enerji alanında taze başlayacaklara özel bir konu önerir misiniz? Türkiye'de ne gibi konularda çalışmak daha mantıklı olur? Enerjide enerji verimliliğini önerebilirim. Çünkü pek çok farklı tezi sormuş Rukiye'nin. Bilmiyorum tezle ilgili kısımları ama ben o alanda master yapmadım. Ama enerji verimliliği veya yenilenebilir enerji arkadaşlar hızla artan, büyüyen bir sektör. Sanırım bu kadar yeterli. Ben çok teşekkür ediyorum. Mail adresim var mıydı bilmiyorum. Mail adresimde de ulaşabilirsiniz. Şeyi söyleyeyim pardon. Sunumun içerisine ekleyeceğim. Sunumu da size Karden Hanım ulaştıracak. Umarım faydalı olmuştur. Bir hatam olduysa da özür dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepinize.